Evet arkadaşlar, Müzik On Air'den ben Cüneyt Diktaş. Tekrar ediyorum yeni gelenler için, Müzik On Air'den ben Cüneyt Diktaş. Birbirinden özel konuklarla karşınızda olmaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğum kim? Bugünkü konuğum Gülben Ergen. Sevgili Gülben Ergen'le güzel bir sohbet yapacağız ama ben bir dakika erken açtım ki şöyle bir toparlanalım. Herkese canlı yayına girdiğimiz gitsin. Haydi arkadaşlar toparlanın, toparlanın. Kumandaları bırakıyorsunuz. Çayları, kahveleri hemen yanınıza alıyorsunuz. Telefonu da şöyle sabit bir yere koyun. Yani televizyondan farkı yok arkadaşlar bunun. Böyle sabit bir yere koyun. Birkaç kişi izleyecekseniz sakın aynı telefondan izlemeyin. Çünkü görüş açılarından dolayı olmayabilir. Herkes kendi telefondan izlesin lütfen. Nasıl bir uyarıdır? Nasıl buraya gitti o konu ben de anlamadım ama. Böyle. Evet, Gülben Ergen konuğum olacak ve Gülben Ergen'in hem yeni albümünü konuşacağız. Hem de merak ettiğimiz birçok soruyu da sormuş oluruz. Siz de sormak istediklerinizi soru işareti kısmına yazarak sorabilirsiniz. Ben de oradan fırsat buldukça okuyacağım. Ve bunun yanı sıra bir saniye. Evet. Sevgili Gülben Ergen geldi mi de haberimiz olur sanırım. Sizler biraz daha toparlanın zaten anca gelir diyorum. Günlerden çarşamba. Nasıl gidiyor? Bizim aşiret ne yapıyor? Neler yapıyorsunuz sevgili aşiret? Vallahi görüşemiyoruz. Ben kendi sayfamda da yayın yapıyordum çünkü. Uzun zamandır orayı bıraktık. Final yaptık. Çünkü Müzik On Air'de tekrar yoğunlaşmalar başladı. Bir seneye aşkındır da. Bir seneyi aştık neredeyse. Tabii ben bir seneyi aştım. Ama pandemiyle birlikte daha da çok hızlandı. Birbirinden özel konuklarla karşınızda oluyoruz. Paris'ten izleyicilerimiz var. Viyana'dan var, Almanya'dan var. Türkiye'nin dört bir yanından izleyicilerimiz yavaş yavaş toparlanıyor. Evet, selamlar, selamlar, sevgiler. Evet, Gülben Ergen için geldim demiş. Nurselen, tabii ki de Gülben Ergen için geleceksin. Benim için de geleceksin ama. Bundan sonra benim için de geleceksin. Evet, sevgili Gülben Ergen gelir de göremeyebilirim. Arkadaşlar beni uyarırsanız sevinirim. Hemen ben de yayına alırım. Çanakkale'den izleyenler var bizi. Bu arada süper. Bir de bir sürprizim olacak. Gülben Ergen'e de küçük bir sürpriz gibi bir şey olacak. Şaşırtacağımı umuyorum. Güzel bir sohbet olacağına eminim. Bu arada Gülben Ergen'in fanları gibisi yok. Yani bunun çok farkında herkes. Gülben Ergen ve fanları, Gülben Ergen ve sevenleri ayrı yani. Onu her zaman ayrı bir kefeye koyuyoruz biz. Değişik güzel bir bağlılık var yani, onu hissedebiliyorum ben. Evet, sorular da gelmeye başlamış. Ben buradan okuyacağım arkadaşlar. Bu arada hangi şehirlerden bağlanıyorsanız şöyle bir yazın. Oralara da bir selam yollayalım. Hangi ülkelerden? Amerika var mı mesela? Amerika. Uzak Doğu var mı? Amerika'dan çok az izleyicim var. Uzak Doğu'dan çok az izleyicim var. Ya emin olun. Mesela bazen bizi 100 kişi izliyor. 100 kişinin işte 20'si Avrupa. Bildiğimiz Avrupa. Avrupa yakası değil yani. İşte 20'si şeyden izleyenler vardı bizi. Hala var galiba Arabistan'dan. İzleyenlerimiz de mevcut. Dün çok hareketli bir gün geçirdim arkadaşlar. İyi ki program yoktu. İyi ki bugüne başlıyoruz. Yarın da bir programımız var. Güzel haberlerle geleceğim inşallah size. Böyle yavaş yavaş, yavaş yavaş iletişim halindeyiz. Sizlere mutlu haberler getireceğim. Yester abla, Seher abla, Yester Hanım. Selamlar sevgiler. Bizim şeyden kimler var? Tabii ki de Gülben Ergen'in sevenlerinin yanında biz sevenler derneği olarak şey yapmayalım ama bizim de evet konumda geldi. Konumda geldi. Ve Gülben Ergen hoş geldin. Bence daha canlı yayına bağlandığını bilmiyor. Şu anda canlıdasın. Ben de sizi, seni duymuyorum. I don't know.
Arkadaşlar benim sesim geliyor mu? Bir daha bir git sonra gel. Bir git bir daha. Bu canlı yayın arkadaşlar. İnternet yayını öyle olacak tabii. Evet. Benim sesim geliyordu galiba. Konuğumun sesi gelmiyordu. Doğru mu? Gülben Ergen gidermiş, gelmezmiş. Evet. Heyecan. Şeyin heyecanı. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hep beraber güzel bir yayın olsun inşallah. Bu arada Gülben Ergen'den istek bekliyorum tekrar. Ne kadar güzel mesajlar yazıyorsunuz. Yeşim, çok teşekkür ederim. Evet, benim sesim geliyormuş. Sevgili Gülben Ergen'in sesi gelmiyormuş. Ben isteği görmüyorum. Acaba istek attı mı? Arkadaşlar sizler atmayın istek de. Konuğumun isteğini göreyim. Sevgili Gülben Ergen, beni duyuyorsan eğer bir el salla ben alayım seni yayına. Çünkü burası bir tıkandı. Allah Allah. Heh, geldim dedi. Ben alıyorum canlı yayına. İnşallah ses gelir. Bekleniyor. Yolladım. İsteği yolladım. Ben de isteği yolladım. Aşağı doğru kaydırdım. Her şeyi yaptım arkadaşlar. Allah'a şükür bir senedir canlı yayın yapıyorum. Ama olmuyor. Evet. Sevgili Gülben Ergen, istek yolladım ben. İsteği kabul ederseniz bağlanacaksınız. Şu an herkes istek yolluyor. Arkadaşlar siz yollamayın. Lütfen konuğumu bağlayayım. Görüyorum. Gülben Ergen'i görüyorum da arka. Evet, şimdi ben bir de yapayım bakayım. Evet, bağlanıyor. Başardık. Evet, ses var, süper. Süper. Tamam, Alkışım da başardık. bekliyordu burada. Şu alkışı vermem lazım. Teşekkür ederim, çok harika. Oğlum kulaklık verdi bana. Daha garanti olur dedi. Evet, gerçekten de öyle oldu. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Öncelikle Hoş bulduk. bugün birazcık sizi zaten hep takip ediyorum da Instagram'dan takip ediyorum. Bayağı evde de yoğunsunuz bence siz. Yani bugün bu SMA'lı çocuklarımız için duyarlı olmamak mümkün değil. Çünkü benim gibi meslektaşlarımın canlı yayınlarıyla SMA hassas çocuklarımız sosyal medyada seslerini duyuruyorlar ve gerçekten 3 lira, 5 lira, 10 lira demeden bu yayınları yaptığımız zaman ve IBAN numaralarına bağış yaptığımız zaman hayat kurtarıyoruz. Sosyal medya belki herkese göre değişiyor bence.
Bana sorarsanız ben 2-3 şekilde kullanıyorum sosyal medyayı. Mesela bir hesabım Çocuklar Gülsün diye hesabım. Derneğimizin anaokulları açılışı ve neler yaptığını duyuran bir hesap. Bir tane Gülben Müzik var. Bir de Gülben Ergen. Benim çocuklarımla şahsi özel hayatım, evim, beğendiğim objeler, inançlarım, okuduğum kitaplar gibi fikirlerim var. Albüm çıkarttığım zaman genelde o albümle ilgili klip, listeler, Spotify, dijital mecralar gibi oraları yayınlıyorum. Dolayısıyla parça parça ama sosyal sorumluluk hayatımızın bir parçası. Sadece eğlenmekle, gülmekle olmuyor. Onlara da seve seve vakit ayırıyorum. Peki, onların dışında vakit ayıranlar var sosyal medyaya. Mesela TikTok. Bununla ilgili En düşüncelerinizi alayım. beceriksiz olduğum yer gerçekten yani dilini ve jargonunu tutturamadım daha. Hesabım var mı? Var. Bir iki bir şey koyuyorum mesela. Hiç oraya ait değil yani. Hani benim dilini bildiğim yer Twitter. Öncelikle Twitter kullanıcısıydım zaten. Sonra Instagram. Twitter'ı itiraf edeyim ki 3 tane oğlumdan öğreniyorum. Acayip biliyorlar. TikTok'u. Tabii canım profesörü onlar. Benim baskılarımla Instagram'larını kapattılar gibi bir şey bakmıyorlar. Zaten okul başladı. Ama TikTok'ta çok vakit geçiriyorlar. Bana geçen gün canlı yayın açtırdılar. Onlar yönettiler burada. Buradaki yayından farklıydı. Evet, ben sen otur koltuğuna karışma diyorlar. Aşağıdan bir şeyleri indiriyorlar, kapatıyorlar falan filan. Nasıl size konuk oluyorum mesela şu anda? Onlar da kendi kendime ne oğlum, oğlum dur şarkı söyleyeyim diyorum. Hemen söyleme şarkı diyor. Çiçek atsınlar diyor. Bekle diyor. Tamam diyorum. Çiçek Bir de atınlar öyle bir böyle. şey var, o çiçekler var, bir O şeyler, hediyeler çiçekler var. nedir yani? Çok acayip bir şey. Çok farklı bir mecra TikTok. Yani biraz beğeniyorum, biraz anlamaya çalışıyorum falan. Çok iyi Şimdi olduğumu siz onu söylenemez. anlatırken ben neler düşündüm? Tabii albüme geleceğim, albümle ilgili sorularım olacak ama televizyonda yıllarını, yani kameraya alışkın bir insansınız, kamera. Evet. Ama şimdi telefon ekranı, küçücük bir ekran. Evet. Onu bana bile acayip geldi. Hani ben de 15 yıl televizyon arkasında çalıştım ama böyle ekranın karşısında ilk yayına girdim. Bundan tam pandeminin ilk gününde. Böyle salonda tek başıma nasıl konuşacağımı bilemedim. Çok enteresan gelmiyor mu size de? Yani son bir senedir o kadar çok şeye alıştık ki, o kadar Evet. çok olmazlar oldu ki, o kadar belirsizlikler içinde yaşıyoruz ki, tabii ki yani 30 yıl olacak neredeyse. Bize tutulan mikrofonlar yok. Bir telefona bakıp canlı yayın yapmak nedir? Yani röportaj yapıyoruz artık burada. Aynen. Ama görüyorsunuz yani haberciler de artık buradalar. Dijital aldı başını gidiyor. Özellikle evimizde vakit geçirdiğimiz bu dönemlerde herkesin şarjı benim gibi herhalde çabucacık bitiyor duruyor. Powerbank ile dolaşıyoruz. Dünya starları da öyle. Yani Jennifer Lopez'i geçen gün gördüm. Hatta makyajla ilgili bir şeyler, kremle ilgili bir şeyler anlatıyordu Evet, galiba. evet. Herkes. Herkesin bir yolu var yani sosyal medyaya bakmak için. Başkalarının hayatları beni çok ilgilendirmiyor. Bir tek kim ne yapmış, ne etmiş hani magazin ağırlıklı bir takipçi değilim ben. Tabii ki müzik sitelerini takip ediyorum. Tabii ki meslektaşlarım yeni bir albüm yaptığı zaman, yeni bir klip yaptığı zaman onlara da bakıyorum. Neler yapılıyor, neler beğeniliyor, neler beğenilmiyor. İnsanın kendini yenilemesi için bir nebze, çok abartmadan beğendiği meslektaşlarını, saygı duyduğu meslektaşlarını neler yaptığına bakması lazım. Ama kim ne yemiş, ne o yeme içmeler de çok hoşuma gitmiyor. Yani yiyen var, Yemek yemeyen tarifleri var. filan. Yemek tariflerine bayılıyorum. Ama bir şey Yemek. söyleyeceğim. Hiç oradaki tarifler gibi olmuyor ya. Onlar bir acayip yapıyorlar. Ne kadar güzel yemek tarifi. O kadar kolaymış gibi yapıyorlar. Hiç öyle kolay olmuyor. Bizde şimdi şöyle var. Daha çok şey klasik soru sorarız. Hani pandemi döneminde ne yaptı? Ben onu sormayacağım. Ben Mesela pandemi bugün. döneminde sağlıklı durup durup sonunda korona oldum. Evet, çok geçmiş olsun. Onu duydum. Bu Teşekkür arada ederim. dün Okan Bayülgen'in programını izledim. Çok eğlenceliydi. Teşekkür ederim. Çok eğlenceliydi. Okan'la baş etmek kolay değil. Çok eğlenceliydi. Peki bugün mesela yemek yapıyor musunuz? Ben merak Yemek. ediyorum. Bazen yapıyorum. Yani mesela sabahları çocuklara kahvaltı hazırlamayı çok seviyorum. Bazı çorbaları var, onları ben yapıyorum. Dışarıdan fast food yasakladığım için
Çok güzel anne burger tariflerim var. Evde hamburgerler yapıyorum. Bayağı Ama yapıyorsunuz o zaman %100 canım. bütün yemekleri sabah öğle akşam ben yapmıyorum tabii ki. Bir yardımcımız var. Ama ben mutfağa çok girerim. Çok hakimimdir. Yani buzdolabına da hakimimdir. Evin alışverişine de hakimim. Bilirim ne var ne yok. Salatalarını yaparım. Havuç salatası çok Elinizin lezzeti seviyorlar. var yani. Fena değil. Fena değil. Tabii anneniz de var. Anne de yapıyordu. Yapıyor mu hala bilmiyorum. Annem çok güzel köfte patates falan. Bazı yaptığı şeyler çok güzeldir. Geldiğinde böyle yorgun olmadığında onun önüne koyuyoruz malzemeleri yapıp dipfrize saklıyoruz annemin yaptıklarını. Çok güzel oluyor Ben gerçekten. yine yemeğe döndüm. Diyecekler ki bizimkiler her konuna yemek sormaya. Ben de çok seviyorum yemekle ilgili sohbetler. Böyle acıktırıyorum milleti. Hoşuma gidiyor. Olsun. Neyse yemek saati bitti artık. Bu saatten sonra yiyemeyiz. Emin misiniz? Değilim. Hayır hiç değilim. Konuştuktan sonra her an her şeyi yapabilirim sonra yayından sonra. Evet, ben gerçekten beni izleyenler bilir bir senedir buradan. Çünkü evimden zaten canlı yayın yapıyorum samimiyetimi. Öyle güzel şarkılarda nokta atışı yapıyorsunuz ki yıllardır. Teşekkür Şimdi Okan ederim. Bayülgen'de de işin perde arkasını anlattınız. Dediniz ki o öyle olmuyor yani. İstemesi ayrı dert, sesime uyması ayrı dert, onun Öyle. çalışması ayrı dert. Birçok şey var, kategorisi var. Ve yine Gülben Ergen seni kırmışlar dedi. Bir ay oldu mu? Ben de daha olmadı galiba ya. Yani 3 hafta. evet, 3 hafta falan. 3 hafta oldu. Peki ne zaman başladınız mesela bu albüme? Yani bu repertuar, onu söyleyeyim. Geçen gün bir Bakayım radyocu fotoğraftan çıkacak arkadaşımızla mı? konuşuyorduk. Şöyle çıksın. Yani bazı arkadaşlarımdan aldığım şarkılar 2,5-3 yıl önce aldığım şarkılar. O kadar uzun zamanda biriken bir repertuar ki, yani single öyle değil. Single bir şarkıya yükseldiğiniz zaman, stüdyoda okuduğunuz zaman hani pat diye çıkabiliyor. Ani bir karar verip pat diye single çıkartabiliyorsunuz ama albüm öyle değil. Uzun süre demlenmesi gerekiyor. Şarkıların ne kadar duygusal bir repertuar olsa da 2 hareketli, 3 slow, 2 tane orta mid. Ya yani onları topladığınız zaman onların böyle bir kendi içerisinde bir ahengi olması gerekiyor. Çıkan şarkılar oluyor, giren şarkılar oluyor. Ya yok bu olmaz dediğimiz şarkıyı bir daha okuyoruz ya da düzenlemesini değiştiriyoruz. Mesela sizin single olarak dinlediğiniz İnfilak, Yansın Bakalım, Bu Benim Hikayem. Bunların hepsi albüm şarkısıydı. Ben bunları single olarak çıkarttım. İyi halt ettim yani. O zaman Hiç ya. şöyle, çok da Bunlar güzel albüm yapmışsınız. şarkısıydı. O zaman siz kumbarada biriktirir gibi şarkıyı beğendiniz mi kasaya? Bravo. Bravo. Hep bunu Süper. söylerim. Şarkı mücevher değerinde, altın değerinde. O şarkıyı mesela İntizar'dan ben o şarkıyı alalı 3 yıl falan oldu. Derya Uludağ şarkıyı alalı 1,5, yani 1 yıldan fazla. Ersay'dan aynı şey. Ersay'dan o şarkıyı aldığımda Bu Benim Hikayemi okuyordum Sezen'in stüdyosunda. Yıldız Tilbe'den bir keza öyle. Bu şarkıları alıyorsun, albüm şarkısı bu diyorsun. Biliyorsun o albüm sound'un içerisinde yer tutacak. Böyle 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 birikti şarkılar. Hep ülkenin ekonomik durumu, depremler, korona, felaketler, durmalar, şimdi olmaz, şimdi olmaz. Ben anladım ki bu şimdi olmazla ömür geçmeyecek. Ve çıkması lazım bu albümün. Ve Hem dokuz yılbaşına doğru şarkılık bir yani moral hani oldu. 9 tane parça. Evet yani boşu boşuna 13 şarkı şişirme değil. Yani ben 9 şarkıya inanıyordum, 9 şarkı koydum. Hayır 10 hayır ya da 9 11. da yani single da değil diyorum yani 9 Hayır canım parçalı bir albüm yani albüm. sonuçta. Ya İnfilak veya Bu Benim Hikayemi koyacaktık ama 9 tane sıfır şarkı olsun diye koymadık. Şey de orayı tam izleyemedim dün. Mesela CD halinde de çıkıyor ya. Satışlar Evet, var mı CD halinde nereye hala? koydum? Olmaz mı? Okan da aynı şeyi soruyor. Olmaz mı? İnsanlar eline albüm almayı özlemiş. Bunu bütün sosyal medyada, internet sitelerinden sipariş ediyorlar. Evlerine geliyor. Evet. Eskiden nasıl müzik marketlere giderdik? Albüme güzel olmuş yazanlar çok fazla var bu arada. Çok teşekkür ediyorum. Müthiş, Hepsine onlara çok döneceğim teşekkür müthiş ediyorum. mesajlar var. Müthiş mesajlar var. Ciğerparem teşekkür ederim. O şarkı Ayla Çelik'in, Şebnem Sungur'un şarkısı çok beğenildi. Ah ciğerparem, bazı köşe yazarları farklı şarkılar söylemiş. Ben ah ciğerparem diyorum. Ama bir albümün en İkinci büyük klip. zenginliği bu. En büyük zengin. İkinci klipte en çok indirmelere ve tıklanmalara ve dinlenmelere bakıyoruz.
Yani aslında oranlarla karar veriliyor. Öyle hiçbir şarkıya torpil geçmek mümkün değil. Şu anda Şu anda ben buralardan gideceğim, önde gidiyor. evet. Ben yani 2 sene de çok klip çekmek istiyorum. Ciğerpareme de, ben buralardan gideceğime de. Ben buralardan gideceğim, şu anda o kadar gitmek istediğimiz ve gidemediğimiz bir dönemdeyiz ki. Ne seyahate gidebiliyoruz, ne tatile gidebiliyoruz, ne annemize gidebiliyoruz, ne bir günlük yola gidebiliyoruz. Yola çıkamıyoruz, evden çıkamıyoruz yani. Belki o duygularımıza hitap etti. Kırılmamış bir kalp yok, hepimiz kırıla kırıla bugünlere geldik. Hala da kırılıyoruz, bundan sonra da kırılacağız. O yüzden seni kırmışlar, belki bu kadar çabuk aldı başını gitti. Dediğiniz gibi işte 1 aya yakın bir süre olmasına rağmen albüm böyle bir şey. Daha 1 sene biz farklı farklı şarkıları da konuşuyor olacağız. Kesinlikle, kesinlikle ona inanıyorum. Bir yandan bu çıkma olayı dediniz de pandemi bittiği gibi insanlar mahallemi özledim diyor. Hani kapısının önü mahallemi özledim. Bir gezeyim şöyle Yani ben dostlarımla mahalle önüne kadar çıkıyorum ama merhaba. dışarıya çıkmak, yani bir yere gitmek Evet. gerçekten hepimizin hasret kaldı. Ama evde kaldığımız zaman sağlıklı olabiliyoruz. Evde kaldığımız zaman ve yasaklara, kurallara uyduğumuz zaman görüyoruz ki oranlar düşüyor. Her gün Sağlık Bakanlığı'nın Siz de verilerini çok okuyorsunuzdur siz yakından de. yaşadınız zaten nasıl bir zor olduğunu yayında da anlattınız. Çok sıkıntılı, Evet, çok geçmiş evet, olsun tekrar. evet. Peki, Teşekkür hepimizin ederim. kalbi kırılıyor dedik ya. Kinci misinizdir, zaman unutturur Ben mu? hiç kinci değilim. Kinci olan hiçbir insanın da güzel olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü kin insanın içini çok yoran bir şey. İnsanın içi de dışına yansıyor. Hiç kinci değilim. Çünkü bünyemde tuttuğum zaman öfke, kin, küskünlük, kırgınlık ondan kurtulamıyorum. Dolayısıyla hiçbir şekilde hatırlamak istemeyip unuttuğum çok şey var. Bir de hayatımda o kadar güzellikler var ki benim. O kadar güzel şeyler var ki. Maşallah. Dostluklarım, ailem, arkadaşlarım, işim, şarkılarım, klibim, odam, evimiz, çocuklar, hayallerimiz, bu yaz ne yapacağız? Yani çok güzel şey var hayatımda. Kırıldığım şeyleri hatırlamak istemiyorum. Süper. Allah daha da çok mutluluklar versin diyorum. Amin Peki, hepimize. mütevazi olmak, hani şarkıları seçerken bir öğrenci mütevaziliğim var gibi bir şey dediniz programda. Ama bir şey söyleyeceğim ya, insan Alçak ben gönüllülük mü, mütevazilik mi? Nedir? ikisi Çünkü siz de kendinizden küçük ve daha sektöre yeni gelmiş kişiden de alıyorsunuz bir şarkı. o ne demek yahu, estağfurullah, o benden daha üstün vasıflara sahip ki beste yapabiliyor, söz yazıyor. Yani ben söz yazamıyorum, beste yapıyorum. Bunun yaşla alakası yok ya. Yani ben bazen oğlumdan özür diliyorum, kusura bakma yanlış yaptım. 5 dakika toplantı yapabilir miyiz? Gel odama misafirliğe diyorum. Geliyor benim odama misafirliğe ya da ben onun odasına misafirliğe gidiyorum. Kusura bakma anlamamışım. Yaptım anne ödevimi diyor. Hayır yapmamışsın, öğretmeninden mail geldi. Böyle bir anne yaptım. Bakar mısın? Bakın yapmış. Özür dilerim, kusura bakma. Yani bunun yaşla alakası yok. Hele ki bu sanat ve sanatçı olunca kabiliyet, yani beste ve beste yapan, söz yazan bütün arkadaşlarımın yani olağanüstü ayrıcalıkları var. Keşke Allah bana da nasip etseymiş. Benim mesleğimde de bütün mesleklerde de ben oldum, ben diye başlayan cümlelerin çok kötü geri dönüşleri olacağını düşünüyorum. Bugün sosyal medyada bir paylaşımım var. Madonna'nın bir konuşmasını yayınladım. Bilmiyorum sonuna kadar izlediniz mi? İzledim. Tasavvuf da bunu söylüyor. Aklı başında, ayaklarının üzerinde durabilen insanlar da. Şimdi biz bu canlı yayındayız. 1000 küsur kişi bizi izliyor. Yarın şu kadar izleyecek. Dün akşam Okan'da bu kadar izlendi. YouTube'da klip bu kadar izlendi. Bütün bunların hepsi emanet bize. Yani çok ciddi bir güç var ve bakıyor. Emanete nasıl bakıyorsun? Emanete ihanet ediyor musun? Emaneti nasıl kullanıyorsun? İnançlı olmak çok işe yarıyor bu konuda. Yani ben dememek lazım, biz demek lazım. Mesela bu albümü ben yaptım, benim albümüm falan. Biz yaptık, bizim albümümüz. Bir tek ben mi çalıştım bu albümde? Yönetmenim var, ton master'im var, ses, müzik, gitar, davul, keman. Yüzlerce müzisyen emek verdi ve kocaman bir ürünün önünde sadece benim fotoğrafım var. Dolayısıyla bizim işimiz, biz yaptık, biz çalıştık, biz başardık. Ben Kesinlikle. merkezcilik kötü bir şey, insanı yoran bir şey. Peki şu oluyor bazen diyenler var. Fazla mütevazi oldun mu da karşındaki bazen o mütevaziliği kullanabiliyor veya
Yok, ona izin vermem. Akıllı insanlar ona izin vermezler. İnsanın bir duruşu vardır. Mütevazi olmak başını öne eğmek değildir. Mütevazi olmak tokat yemek için hazır durmak demek değildir. Mütevazi olurken aynı zamanda dimdikte olabilirsiniz. Mütevazi olmak başarılarınızın farkında değilsiniz demek de değildir. Ama altını çizerek ben başarılıyım, ben yaptım diye avaz avaz bağırmak gerekmez. İşte bazen Zaten karşıdaki insan onu dolu bir başak anlamayabiliyor dimdik durur. Anlamasın, ben onları anlatmıyorum zaten. ya. Süper. Şimdi şeyde de söylediniz. Freddie Mercury'nin bir belgeseli vardı. Ben de izledim onu. Ne kadar güzeldi, değil mi? Çok güzel. Gerçekten de. Ve şöyle bir şey. Hani ona da inanmadılar ve zorluklar çekti. Size mesela inanmayanlar oldu mu? Sonradan da. Oo, dolu. Olmaz mı? Ama bir şey söyleyeceğim. Mesleğin başındayken bir şarkısını verirken bile karşısındaki insan ya da bir plak firması bakıyor size. Yani yatırım yapacak size. Yeni bir isimsiniz. İnansın mı, inanmasın mı? Bu kız 3 ay sonra çekip gidecek mi? Ne bileyim ben, içki mi içer, gece yatmaz mı? Klibe vaktinde gelecek mi? Kim tanımıyor sizi? Deli midir, değil midir? Heves mi bu? Evlenip kaçacak mı? Kocam izin vermedi deyip sete mi gelmeyecek? Yani kuralları nelerdir? Değerleri nelerdir? Bu işe dört kolla sarılacak mı? Cani gönülden istiyor mu? İnanmadılar tabii. Bir sürü inanmayan oldu. Ben onlara gösterdim ve ispat ettim. Kendi birikmiş paramla şarkı aldım. Bana hemen albüm yapılmadı. Kendi albümümü kendim yapmaya çalıştım. Birini becerdim, birini beceremedim. Birini elimi yüzüme bulaştırdım. Kötü okuduğum şarkı oldu. İyi. Ama şöyle, ama böyle, o diziden, bu televizyon programından bir şekilde çaba sarf ederek biliyordum bu işi iyi yapacağımı. Eksiklerimi de biliyordum, artılarımı da biliyordum. Zaten insanın kendini tanıması, hatalarını örtüp iyi yanlarını öne çıkartmasıdır. İyi giyinmek de böyle bir şeydir zaten. Eğer boynunuzda bir deforme varsa boğazlı kazak giymeniz gerekir. Mesela benim saçım şu anda bugün hiç güzel değil, saçımı topladım. Şu dağınıklığı size göstermemek için saçımı topladım. Çünkü burada Çok iyi güzel ve doğal gözüküyor. gözükmek istiyorum. Abartılı bir şey yapıp simli bir bluz da giymedim. Yazıları okuyabilmek için gözlük takmam gerekiyor. Anca okuyabiliyorum yazıları. Hele bu dönemde, bu kadar sadeleştiğimiz bir dönemde, evde olduğumuz bir dönemde abartmanın bir anlamı yok diye düşünüyorum. Yani insanlar sevmiyorlar büyük filtreleri. Hepimiz güzel gözükmek istiyoruz. Siz de, ben de. Ben de bakıyorum, güzel çıkıyor muyum? Ulan ruj sürmemişim, sürseydim keşke. Ama bunlar güzel dertler. Küçük küçük dertler yani. Allah Aynen. başka dert Hayatın vermesin. merkezine oturtturmamak lazım tabii bu Yok, dertleri, yok, 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 yok. değil mi? Şeyi soracaktım. Hani inanmadılar ama sonuçta da bu yolda birçok insan şey dedi mi? Evet, biz sana inanmamıştık ama tebrik ediyorum. Lafları duydun mu? Evet, tabii ki duydum. Yani ilerleyen Niye yıllarda soruyorum elbette bunları biliyor duydum. musunuz? Çünkü Müzikonir ve çok yeni başlayan isimler var bizim Aa evet ya. izleyicilerimizde. Sosyal medyada da çok var, değil mi? Böyle Evet. siteler kurmak isteyen. Doğru söylüyorsunuz. Bütün yani yeni başlamış bir sosyal medya fenomeninin çıkardığı albümü de soruyorum. Nasıl başladın? Yıllarını vermiş sanatçılara da soruyorum. Nasıl başladın? Bu hem bizlere örnek oluyor diye düşünüyorum. Peki, Taşkın Sabah hayatınızda ne anlam ifade ediyor? Çünkü O kadar çok anlam ifade ediyor ki, yani 20 yıldır birlikte yürüdüğüm yol arkadaşım bir. Çok sevdiğim ve saydığım bir müzisyen iki. Hayattaki beş temel dostumdan biri üç. Sırdaşım dört. Sesimin o kadar iyi biliyor ki, en tatsız yeriyle en tatlı yeri arasındaki en doğru formülize edip şarkılarda abartmadan yorumculuğumu da geliştirirken orkestranın içerisindeki duyumumun dengesini de çok iyi bilen bir adam. Uzun yıllardır birlikte çalışıyorum. İnsan olarak da çok sever sayarım. Bu albümde de beraber çalıştık. Başarı kaçınılmaz. Yani bütün işlerimiz iyi. Ne yapayım? aynen, maşallah. Şimdi ben size bir küçük anımı anlatmak istiyorum. Buyurun. Üniversitedeyim. Üniversitede bir proje yapacağım. Projede de böyle bir şarkının nasıl var olduğu, nereden başlıyor şarkı? Hani
bestecisi kim, işte arkada kimler çalıyor, aranjörler ne iş yapıyor filan. Böyle bir projemiz var. Üniversitede daha öğrenciyim. Taşkın Sabah'la tanışma fırsatım oldu. Ondan sonra çok iyi, çok iyi bir... Nereye geleceğim konu? Ondan sonra oraya biri geldi. Sonra oraya biri geldi. Valla bir anda gelince hiç hesap döktü. Taşkın Sabah'tan rica etmiştim. O benle bana ayırdığı şarkıları dinletti. Nasıl yapıldığını gösterdi filan. Sanatçısı geldi. Pasta getirmiş. Çalışacaklarmış o sırada. Ondan da röportaj, yani o sırada sohbet rica ettim. Kabul etti. Ha, etti. Aynen. Sağ olsun. Güzel. Var öyle iyi insanlar. Güzel. Güzel. Siz eder Sevindim. miydiniz olsanız? Çok ettim. Çok üniversite öğrencileriyle yaptım. Ödevlerinde bulundum. Videolar yolladım. Ya edilmez mi? Yani insanın birazcık da o günkü haleti ruhiyesine de bağlı oluyor. Evet. Çünkü o sizdiniz röportajımı Yapmak. kabul eden. Sabah Şaşırtayım diye dedim. anlattınız. He? Sabah diye anlattınız. Taşkın Sabah ama bir sanatçı geldi dedim. Oraya bir sanatçı geldi. Pasta getirmiş. Tesadüf. 30 saniyelik bir görüntümüz var. İzleyelim mi? Söylüyorsunuz. Evet. Aa! Şaşırtmayı severim. Bakayım becerebilecek miyim buradan? Ne dedim acaba kaç sene önce? Ölkeye hayat verenler kimdir sorusunu bulmak için yolculuğa çıkmıştık. Yolculuğumuzda Bilmen Ergen'le karşılaştık. Tesadüf bu. Hoş geldiniz. Bu şekilde. Ve sizce şarkıya hayat veren kimdir? Tabii ki önce bestecisidir. Sonra söz yazarıdır. Ondan şarkıya doğumunu gerçekleştirir. Şarkıyı yaparken geride kalmış aranjör, besteci veya enstrümanları zamanlar deniyoruz. Mutlaka heyecanlanıyoruz. Mutlaka yeni bir şeyler deniyoruz. Teşekkür ediyoruz. Bu yolculukta bakalım daha kimlerle karşılaşacağız. Neyimiz sunucu adayımıza. Bizi izleyenlere de selamlar, sevgiler yolluyoruz. Böyle. Aha! Ne kadar kabus, bu kadar gözlük takmışım, dilim ne? Ama kaç yıla yani? Siz Orası neresi? Ben nereye pasta getirmişim? Ay şoka girdim. ben kendimi tanımam zaten. Ben kendimi görsem tanımam. Şeye Siz de çok geçirmişim. değişiksiniz. Evrim. Saçlar maçlar. Ya şöyle, ben 18'sem siz de 20 yaşındaydınız o zaman işte yani. Daha neler. Orası stüdyo mu? Stüdyo. Acerkent galiba. Marşandiz. Aa, çok güzel bir anı oldu. Teşekkür ederim. Gerçekten ama bak benim için o yüzden yeriniz ayrı. Şimdi söyleyeyim dedim. Teşekkür ederim. Ay Allah'ım, iyi ki güzel bir anı bırakmışım size ya. Ay çok sevindim. Yok benim işim Görüyorsunuz değil var mi? kardeşim deyip binsen Yaptığı arabaya. işte yapılanlar karşıya çıkıyor diyebilirim. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Taşkın Sabah sağ olsun mailleştik mi? O zamanlardan Facebook yeni yeni. Telefonlar yok öyle. O kadar yaşımız da yani biz de çok küçüğüz tabii o zamanlar. 2008 galiba 12 yıl oldu. Taşkın Sabah'la röportajı şey yaparken programı yaparken bir anda kapı çaldı. Sanki Taşkın Sabah da hani sürpriz mi yaptınız? Hiç plansız mıydı? Pasta çalışacaksınız. Geçtiniz oturdunuz. Ben dedim ki Gülben Hanım merhaba. Dedim siz de dediniz ki seve seve. Makyajı falan yok Tabii ama dedim ki. gözlüklerim var dur dediniz. Onu Ha, ben de o hatırlıyorum. kadar gözlük takmışım. Herhalde. Bu kadar. Tamam, O zamanlar belli. modaydı. O yüzden de ve emeğinizi de orada gördüm. Yani nasıl dinliyorsunuz, Ah ah oradaki ah. çalışmalarınıza tanıklık ettim. Stüdyo 12 yıl oldu. gerçekten. Yani şimdi alıyoruz albümü dinliyoruz öyle 9 şarkı diye ama 90 saat geçiyor yani. Gerçekten Aynen. emek vermeden hiçbir şey olmuyor güzel. Ya emek Kesinlikle, vermek kesinlikle. lazım. Stüdyolarda ben eminim ki Okan Bayülgen'de de anlattınız. Diğer programlarda da hep böyle zaman geçirmek, o şarkı oluyor mu, şan eğitimi almak bunlar çok önemli emek isteyen şeyler. Evet. Evet, bir de şey var ya Sezen Aksu'dan Arka Sokaklar. Evet. Demişler ki hani bu yani olmaz sana. Çok dediler hem de. Biliyordum o şarkının bana olacağını. Düzenlemesini o zaman Aykut Gürel yapmıştı. Çok sert bir düzenlemesi vardı gerçekten. Yine bende de o sertliği kullandık ama Masar'da da aynı şey olmuştu. Bazı şarkılarda
kitleniyorlar başka bir isime mesela. Ya da bu sana olmaz. Başka bir şey var onun kafasında. Ben de diyorum ki bir deneyelim. Ne var? Denemekle ne yani bu sizin diyor. İnat ettiğiniz şarkılardan diyor değil mi? Evet. Arka sokaklar öyle. Mesela kandıramazsın çok... beni. Yıldız beni arayıp böyle okudu Yıldız. Ne oluyor dedim. Güllü. O bana Güllü der. Güllü sana bir şarkı yaptım inanmayacaksın. Okudu yarısını. Daha o yarısını okurken o zaman böyle WhatsApp falan filan yok. Neredesin diyorum. Nerede? Bulunduğu yere uçtum gittim. Ertesi gün aldım okudum bitti. Repertuara girdi. Deniz Tekin'in ya ölümsün ya düğün. Ne zamandır bana şarkı yapacak. Yılmadım tükenmedim. Yorulmadan hep bekledim. Ha şimdi bugün dedi. Tamam dedim. Neredesin? Neredesin? Evdeyim geliyorum. Ring! Hemen gidip. Sürpriz de öyle. Ya bazı şarkılar dinler dinlemez. Tamam. Hani bunu arayan da biliyor. Gülben'e bu şarkı diye. Cuk oluyor. Bazı yalnızlık. Ram ram di ra 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 ra. Dariraram dariraram ram ram dirara dedi bitti. Daha gelmedi sözler. Tamam neredesin Feta? Neredesin sen şu anda? Hemen uçarım. Sezen Aksu yansın bakalım o telefonda bana. O dil bir yansın bakalım. Al sana ettiklerinin bedeli. Al sana çektik. Sezen Hanım tamam yormayın kendinizi. Neredesin? Şimdi hemen giriyorum ben. Dur daha sonu gelmedi diyor. Bazı şarkı bağırıyor yani avaz. Laylalay'da bir tek mesela Yıldız'a demiştim ki Laylalay ha diyor ya şarkıda. Acaba bu Yıldız'a göre mi bana göre mi? Bende olur mu dedim ya. Yani o kadar Yıldız'a göre ki şarkının o nakaratı. Gerçek bir prens dizlerimde uyuyor. Ha yapıyor Yıldız. Ha mı? Nasıl yani? Aynı böyle yapacaksın diyor. Ama çok yani, da güzel oldu onu işte. Onu mesela emin olamadım. Taşıyabilir miyim? O tatta verebilir miyim diye mis çok oldu. Yani şu da oldu mu? Albüme koydunuz ama arkadaşlar hani arkadaşlar dediğim işte besteyi veren yani bu bana uydu mu veya aranjöre dönüp bu bana uydu mu çok emin değilim deyip de patladı oldu mu şarkı? İşte bu saydıklarımın bir sürüsü. Ama birçoğunu da siz ısrar ettiniz. Bazılarını değil mi? Ya çok yani ben arka sokaklarda Sezen Aksu'yu ikna ettim. Olur bu diye. Masar Alanson'dan tam ortasındayım şarkısı. Masar böyle çok kolay şarkı vermez. Zor adamdır, aksidir. Canımız, ciğerimiz, başımızın tacı. Ustaların ustası. Ona da birazcık ısrar ettim. Bülent Ortaçgil'den Bu Su Hiç Durmaz. Ona da hocam yani Ortaçgil biz Bülent Ortaçgil şarkılarıyla büyüdük yani o benim çok büyük ustam yani gerçekten çok kıymetli. Onunla tanıştım, evine gittim, gözlerinin içine baktım, çok şanslı hissediyorum kendimi. Ona da bir okuyayım becerebilirsem siz dinleyin okumuş halimi. Çünkü bu isimler çok büyük ustalar. Kırılırlar içlerine sinmezse. Okumuş halini dinleyin. İçinize sinerse ben bunu albüme koyacağım. Sinmezse koymayacağım dedim. Ve iki ayrı versiyonda okudum. İki ayrı versiyonda ve tatta Bülent Ortaçgil'e yolladık. Dinledi. Ertesi gün bu dediği versiyonu koyduk. Tamamdır. Çok güzel olmuş. Buyurun. Hayırlı çok olsun. Çok da güzel oldu. Tabii ki. Ve sağ şunu olun, söyleyeceğim. Gülben Ergen sahnede de çok iyi aslında. Uçacaksın. Şarkısındaki o da çok güzel sahne. Şarkıydı. O da televizyonlarda çok iyi. Ben televizyonda görmüştüm o zamanlar. O sahneler hani zor oluyor diye konuşuldu ama demek ki yapılabiliyormuş aslında değil mi? Yani istenirse ya şimdi çok zor tabii biliyorsunuz maddi olarak çok zor. Dünyadaki sahne imkanları bizde çok yok. Sahnenin altyapısı, ışığı, kurulumu çok müsait değil. Ama sahneye emek ve para harcamak gerekiyor. O şovda gerçekten ben mesleki birikimlerimi o şova yatırmıştım. Değecek de bir şov olmuştu. DVD'si çıkmıştı. Çok kostümleri, dansçıları, ledleri, ışıkları. Şovu müthiş bir albüm lansmanıydı. Uçacaksın. O Kandıramazsın Beni de o albümdeydi. Nazan Öncel'in Olta, Yalnızlık. Yani bir sürü güzel şarkının olduğu bir
repertuardı o. Çok da güzel bir albümdü. Çok da güzel tirajlar yakalamıştı. İyi ki de yapmışız o şovu Var mı öyle zamanında. kafanızda tekrar ileride şöyle bir sahne yapmak istiyorum inşallah. Önce bir Sahneyle sahneye çıkalım da. ilgili. Önce bir sahneye çıkalım. İnşallah. Sonra İnşallah şovları çıkacağız. Bana yaparız gözle inşallah. bakıyorum artık yani inşallah. İnşallah. Bilmiyorum. İnşallah. Vallahi yavaş yavaş sonuna geldik. Çok güzel bir Çok teşekkür sohbetti. ederim. Ben de çocuklara yetişeceğim. Maç vardı, maç bitti. Azıyorlar içeride. Tamamdır. Müzik On Air dinleyenlerine, takipçilerine, meraklılarına, sevenlerine sevgiler yolluyorum. Size de çok teşekkür ediyorum beni Biz konuk çok ettiğiniz teşekkür için. ediyoruz. Müzik On Air ailesi olarak sizi takip etmeye devam ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Siz Öpüyorum. de öyle. İyi akşamlar. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar, çok güzel bir sohbetti. Bugün de Gülben Ergen bizlerle birlikteydi. Yayınlarımız devam ediyor. Yarın da bir konuğum var. Birazdan hikayemi de paylaşacağım. Cüneyt Diktaş, beni de takip etmeyi unutmayın ve Müzik Oneri'yi takip etmeyi unutmayın. Elimden geldiğince güzel sorularla sohbetimizi gerçekleştirdik. Ben acıktım vallahi yine. Gideceğim bir şeyler yiyeceğim. Bizimkiler biliyor beni. Bizi izlemeye devam edin. Ve kaçırmış olduğunuz konuklarımız, ünlü konuklarımız varsa eğer IGTV'den izleyebilirsiniz. Herkesi çok öpüyorum. Yarın tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Aşiret selamlar, sevgiler. Çok öpüyorum. Bay bay.